Ulutaş, KPSS Coğrafya, Türkiye geneli denemeleri, konu sınırlı deneme ikincisiyle birlikteyiz ki birincisini genel deneme olarak yapmıştık ki ona katılımları yine devam ettirebilirsiniz. Yine biz bunun videosunu ve açıklamalar kısmına linkini paylaşmıştık daha önce. Şu an açıklamaları şekilde ne yapacağız? Bu sorularımızı dikkate alacağız ve size yine faydalı olmaya çalışıyoruz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir? Akarsuların genelde doğu-batı yönünde akış göstermesi dağların genel uzanış doğrultusuyla alakalıdır. Ki Türkiye'deki dağlar genelde doğu-batı ya da batı-doğu şeklinde uzanır. Bunun sebebi bizim yine özel konumumuzun sonucu kuzey ve güneyden levhaların sıkıştırmasıdır. Kuzey ve güneyindeki bulunan dağların kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımı olumsuz etkilemesi yine özel konum şartlarıyla alakalıdır. Kar yağışlı gün sayısının batıya gidildikçe azalması ki bu yükseltinin azalması özel konumla alakalı. Doğusuyla batısı arasındaki sıcaklık farkının olması daha çok yükselti, karasallık şiddeti gibi durumlarla alakalıdır. Deniz suyu tuzluluğunun kuzey ve güney kıyılarında farklı olması bu enleme bağlı güneş ışınlarının geliş açısı yani matematik ya da mutlak konumla alakalıdır. O nedenle doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. İkinci sorumuzda yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir? Kutup yıldızını görme açısının kuzeye doğru artması demiş. Ki bu arkadaşlar bizim kuzey yarımkürede bulunmamızla alakalı ve kuzeye doğru bu yıldızı görme açımız büyüyor. Çünkü kutup noktasının üzerinde 90 derecelik açıyla gözüküyor kuzey kutup noktasından. O yüzden bu matematik konumla alakalı, özel konumla alakalı değildi. Doğru cevaplarımız arasında birinin olması gerekiyor arkadaşlar. Bir olanları alalım. Kısa mesafelerde iklim şartlarının değişmesi, yer şekillerinin değişmesi, yükseltinin değişmesine bağlıdır. Bu nedenle bu özel konumdur. Aynı anda 4 mevsim dediğinde özel konumla ilişkilendiriyorduk. 4 mevsim belirgin dediğinde onu matematik konumuna açıklıyorduk. O yüzden doğru cevabımız yalnız 1. Yani özel konumla alakalı olmayıp matematik konumla alakalı olan kutup yıldızını görme açısı. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Peki üçüncü sorumuza geldik. Türkiye sahip olduğu meridyen dereceleri değiştirilmeden 35 derece daha kuzeyde yer alan bir ülke olsaydı aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin yer şekillerinin genel özelliklerine etkisi daha fazla olurdu? Biliyorsunuz ki şu an Türkiye 36-42 kuzey enlemlerinde. Türkiye'yi baktığımızda 35 derece daha kuzeye kaydırdığımızda meridyen dereceleri değişmeden ne olacaktır bu? 77 derecelik bir enlem derecesi yani 77 kuzeyde olacaktır bu şekilde. Bu da kutuplara daha da yaklaşması demek. Buna bağlı olarak da Türkiye'de buzulların etki alanı daha da genişleyecekti. Günümüz şartlarını düşündüğümüzde ne etkili? Daha çok akarsular. Ama kutuplara yakın bir alanda olsaydık buzulların etkisinde önemli bir artış görülecekti. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyledik. Dördüncü sorumuzda Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi diğer dördünden sonra meydana gelmiştir? Kuzey Anadolu dağlarının oluşumu tersiyer. Biliyorsunuz ki tersiyeri genelde üçüncü zamanda alıyoruz. Elbistan, Soma, Tunç Bilek gibi alanlarda linyit. Linyit yine tersiyerde meydana gelmiş bir özellik taşıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki petrol yine tersiyerde üçüncü zamanda meydana gelmiş. İstanbul ve Çanakkale boğazları kuaterner ki dördüncü zamanda meydana gelmiş. Zonguldak'taki taş kömürü paleozoik birinci zamanda meydana gelmiş. Buna bağlı olarak da dördüncü zamanda meydana geldiği için diğerlerinden daha sonra dikkate aldığımız İstanbul ve Çanakkale boğazları yer almakta. Ki biliyorsunuz Ege Denizi'nin oluşumu, İstanbul Çanakkale boğazlarının oluşumu, Marmara Denizi ve Karadeniz'in yine deniz haline gelmesi kuaterner dönemi için karşımıza çıkmaktaydı. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha çok etkili olmuştur? Şimdi orojenez Türkiye'de en etkili iç kuvvettir arkadaşlar. Ki seyizma deprem, buzullar zaten en az etkili. Dalgaların etkisi daha çok kıyıda sınırlı kalıyor. Seyizma deprem demiştik ki deprem de Türkiye'de oldukça fazla oluyor. Ama orojenez tabii en önemli iç kuvvetimiz. Bunun yanında en önemli dış kuvvetimiz, en etkili dış kuvvetimiz de akarsulardı. Bunlar arasında bir değerlendirme yaparsak doğru cevabımızın orojenez dağ oluşumu olduğunu söyleyebiliriz ki Türkiye'nin hemen hemen her yerinde zaten dağ oluşumlarına rastlıyoruz. Kırık ya da kıvrım dağları olarak da iki şekilde dikkate almıştık. Altıncı sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki eprojenik hareketlere örnek olarak gösterilemez? Karadeniz ve Akdeniz çukurunun çökmesi. Yine bu alanlarda baktığımızda
Toptan yükselme, toptan alçalma. Regresyon, transgresyon dediğimiz olaylar epirojenik hareketlere giriyordu. Ki bu çukurlukların çökmesi geniş alanları kapsıyor ve bu epirojenize örnek gösterilebilir. Egeit karasının çökerek Ege Denizi'nin oluşması. Çukurova'nın her geçen yıl çökmeye devam etmesi. Ergene Havzası'nın çökmeye devam etmesi. Doğu Anadolu'daki işte yükselmeler ki en çok doğu yükselmişti biliyorsunuz o sıkışmayla birlikte. Bu da epirojenik hareketlere örnek ama kırıklı dağların oluşması arkadaşlar epirojeniz değil orojeniz yani dağ oluşumuyla açıklanan bir özelliktir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. 7. sorumuzda yukarıdaki haritada taralı alanlardan hangisi birinci zamanda oluşmuş masif arazi üzerinde yer almaz? Şimdi 1 numaralı alanda Yıldız Dağları ıstıranca kısmı, Yıldız Dağları masifi, 2 numarada Menteşe masifi, 3 numarada Anamur masifi, 4 numarada Bitlis masifi ama 5 numara için masif bir arazi dikkate alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Bunlara ek olarak Kırşehir masifini unutmuyorduk. Kastamonu, Zonguldak çevresindeki masifleri unutmuyorduk. Mardin masifini yine unutmuyoruz arkadaşlar. Onları da hatırlatmış olalım. 8. sorumuzda Türkiye arazisinin oluşumunda aşağıdaki kara kütlelerinden hangisinin 3. jeolojik zamanda kuzeye doğru hareketi etkili olmuştur? Şimdi Türkiye'yi kuzeyden Avrasya levhası, güneyden Arap ve Afrika levhaları sıkıştırmaktaydı. Burada kuzeye doğru dediği için ki Avrasya levhası güneye doğru hareket etmekte, Arap ve Afrika levhaları kuzeye doğru. O yüzden doğru cevabımız Arabistan yani Arap levhası olarak karşımıza çıktı. Batı Avrupa demiş, Doğu Avrupa demiş. Bunlar zaten hani Türkiye'nin bulunduğu alana çok büyük bir etkiye sahip değil. Nazca zaten Amerika kısmında. O yüzden de doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. 9. sorumuzda Türkiye'nin iç bölgelerindeki ovaların büyük çoğunluğu yer kabuğu hareketleri sonucu çöken sahalarda akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşmuş tektonik ovalardır. Aşağıda verilen ovaların hangisi oluşum bakımından tektonik kökenli değildir? Iğdır, Tokat'ta bulunan Niksar, Hatay'da bulunan Amik. Bunun yanında Ankara'da bulunan Çubuk Ovası tektonik kökenlidir. Ama Korkuteli arkadaşlar ki Takke kodlamasında verdiğimiz Tefenli, Acıbayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı bunlar önemli olan karstik ovalara örnekti. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda Türkiye'de taş kömürü, petrol ve lignit gibi farklı enerji kaynaklarına rastlanması hangisine kanıttır diyor. Ki taş kömürü birinci zamanda, petrol ve lignit gibi yataklar üçüncü zamanda oluşmuştu. Demek ki Türkiye'de farklı dönemlerde oluşmuş, farklı jeolojik dönemlerde meydana gelen arazi ya da yeraltı kaynakları var. Bu da bize doğru cevabın A şıkkı olduğunu gösteriyor. Taş kömürünü genç oluşumlu kısımda zaten alamayız. Çünkü birinci zamanda oluşmuştu. Tektonik hareketliliğin azaldığına demiş ki petrol ve lignit oldukça lignite dikkate alırsak önemli. Ki lignitin büyük bir alanda karşımıza çıkması Türkiye'nin genç oluşumlu olduğunu zaten yine kanıtlıyordu. Ama farklı zamanlarda oluştuğu için doğru cevabı A şıkkı olarak aldık. 11. sorumuzda bazı platolar gösterilmiş. Bu platolar hangisine doğru olarak verilmiş? Şimdi şu kısımda Çatalca, şu kısımda Kocaeli vardı. Demek ki 1 numara Kocaeli platosu olarak karşımıza çıktı. 2 numara Konya çevresi verilmiş. Cihanbeyli platosu bu alanda yer almakta. 3 numarada ise Teke yer almakta. Bu da bize doğru cevabın B şıkkı olduğunu gösteriyor. Ki Çatalca, Kocaeli aşınım, Cihanbeyli yatay duruşlu, Teke karstik platolara örnekti. Bunları da belirtmiş olalım. B şıkkı doğru cevabımız. 12. sorumuzda Türkiye'deki plato alanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Platoların en geniş yer kapladığı bölge İç Anadolu'dur. Taşeli platosunda tiftik keçisi yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. Tiftik keçisi değil arkadaşlar, daha çok burada kıl keçisi öne çıkmıştır. Kars platosu lav düzlüğü ya da volkanik bir platodur. Aritmetik ve fizyolojik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu plato Çatalca Kocaeli'dir. Ki Türkiye'de nüfusun fazla olması, bunun yanında yüz ölçümünün ve tabii ki o alandaki kentleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak tarım alanlarının daha dar olması fizyolojik nüfus yoğunluğunu da arttırmıştır. Teke platosunda karstik şekiller yaygındır. Karstik oluşumlu bir plato zaten. Karstlaşma olayları da önemli. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. 13. sorumuzda Türkiye'de bazı işaretli yerler verilmiş kıyıda. Kıyıdan 200 metre derinliğe kadar olan sahaya şelf ya da kıta sahanlığı diyoruz. Yüksek kıyılarda şelf alanı dar,
alçak kıyılarda şelf alanı geliştir. Buna göre bu yörelerin hangisinin kıyılarında şelf alanının daha geniş olduğu söylenebilir. Şimdi şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Deltaların oluşması için kıta sahanlığının ya da şelf alanının geniş olması gerekiyordu. Yani siz burada deltaları kullanarak kıta sahanlığının geniş olduğu yerler hakkında yorum yapabilirsiniz. Özellikle 5 numarada bulunan Çukurova ki delta oluşması için kıta sahanlığının geniş olması gerekiyordu. Diğer alanlara göre kıta sahanlığının biraz daha geniş olduğu bir yer. Ama diğerleri genelde dağların hemen kıyıdan başladığı ve falez gibi oluşumların görüldüğü alanlar. O nedenle doğru cevabımız burada 5 numara yani Çukurova olmakta. Tabii Ege'yi verseydi Ege'de de kıta sahanlığı geniş biliyorsunuz ve birçok delta ovası orada oluşmuştu. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda haritada numaralandırılan alanların hangisinde buzulların bulunduğu yüksek dağlar daha fazladır? Şimdi Yıldız Dağları'nda zaten buzul şekillerini görmüyoruz. Ege'de kıyı Ege kısmında zaten buzul şekilleri yok. Bunun yanında Kilis, Gaziantep'te yok. Samsun'da buzul şekillerini görmüyoruz ama Hakkari'de buzul şekilleri var. Örneğin Cilo, bunun yanında Sat Dağları gibi bu alanlarda biz buzul şekillerini görüyoruz. Hatta Türkiye'nin doğusuna doğru buzul şekillerinin daha fazla olduğunu da biliyoruz. O nedenle doğru cevabımızın 1 numara Hakkari çevresi A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 15. sorumuzda bir kesit verilmiş. Bu kesitte verilen yer yapısının yaygın olarak görüldüğü Batı Anadolu için hangisi söylenemez diyor. Kesitimiz arkadaşlar Horst ve Graben kırılmaların olduğu alanlarda, kırıklı yapıya sahip alanların olduğu alanlarda görüyoruz. Ki kırık hatları, fay hatları yaygın. Tektonik deprem görülme riski yüksek. Masif araziler arkadaşlar yaygın değil çünkü bu alanlar genç oluşumlu alanları genelde ifade ediyor. Jeotermal yani sıcak su, sıcak su enerji üreten santraller bulunuyor. Örneğin Denizli'de, örneğin baktığımızda özellikle Aydın'da bunlar da söz konusu. Çöküntü ovaları ki çöküntü tektonik ovalar, fay hatları varsa yine biz tektonik ovaları da görüyoruz. Ama birinci zamanda oluşmuş masif eski yaşlı kütler burada yaygın olmuyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. 16. sorumuzda kış mevsiminde Sivas'ın ortalama sıcaklığının Rize'nin ortalama sıcaklığından düşük olması hangisiyle çelişir? Şimdi enlem faktörüne göre arkadaşlar güneydeki yerlerin daha sıcak, kuzeydeki yerlerin daha soğuk olması gerekiyor. Sebebi güneş ışınlarının geliş açısı. Buna bağlı olarak kuzeye daha eğik açıyla geldiği için daha soğuk, güneye daha dik açıyla geldiği için daha sıcak olmak zorundadır. Ama burada durum ise tam tersi olmuş. Sivas daha güneyde, Rize daha kuzeyde. Rize daha soğuk olması gerekirken, düşük sıcaklığa sahip olması gerekirken Sivas'tan yüksek sıcaklığa sahip olmuş. Bu da enlemle çelişen bir durumdur. Çünkü enleme uymuyor. Az önce söylediğimiz durumla kıyaslarsak E şıkkı doğru cevabımız oldu. Enlemle çelişen durumları zaten özel konumla açıklıyoruz. Denizellik, karasallık, yükselti gibi faktörler burada devreye girmektedir. Evet arkadaşlar 17. sorumuza geldik. Ege ve Karadeniz bölgelerindeki dağların genel özellikleri dikkate alındığında hangisinin ortak olduğu söylenemez. Orojenez sonucu oluşmuşlardır ki kırık ya da kıvrım olması fark etmiyor. Sonuçta ikisi de orojenez içerisine giriyor. Bunlar orojenez sonucu daha çok oluşmuş dağlardır. Genel uzanış doğrultuları aynıdır arkadaşlar. Çünkü Karadeniz'deki dağlar da genel olarak doğu batı, Ege'dekiler de genel olarak doğu batı uzanmaktadır. Ama bazı arkadaşlarımız burada kıyıya göre kısmını karıştırdığı için bunları farklı alabilmekte. Ama biz şu an kıyıya kıyaslamıyoruz. Genel uzanış doğrultularını kıyasladığımız için ne oluyor? İkisine de doğu batı benzerlik gösteriyor. Denizel etkinin yayılış alanı üzerinde farklı etkileri bulunur. Ki Karadeniz'de denizel etkinin iç kısımlara sokulmasını engellerken bu dağlar Ege'de genelde dik uzandığı için iç kısımlara sokulmasına yardımcı olur. Bu da farklılık oluşturabilir. Farklı kıyı tiplerinin oluşması ki dağlar kıyıya paralel uzandığı için boyuna kıyı tipi, dağlar kıyıya dik uzandığı için enine kıyı tipinin görülmesini sağlamışlardır. Bu da doğru. Ortalama yükseltileri aynıdır demiş ki Karadeniz'deki dağların yükseltisi daha fazla arkadaşlar Ege'ye göre. O yüzden bunu ortak olarak alamayız. Doğru cevabımız E şıkkı oldu. 18. sorumuzda buna göre yukarıda ülkemizle ilgili verilen volkanik özelliklerden hangisi yanlıştır? Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde aktif volkanlara rastlanmamaktadır. Sönmüş volkanlar. Konya sınırları içerisinde yer alan Meke Tuzlası ile Nevşehir'de bulunan Acıgöl mağara özelliği yani volkanik patlama sonucu oluşmuş o çukurluklara örnek verilebilir. İkinci jeolojik zamanda ülkemizin bulunduğu alanda su altı volkanları görüldü arkadaşlar. Birinci jeolojik zamanın sonlarına ait volkanik şekillere volkanik şekiller daha fazla demiş yanlış ki birinci jeolojik zaman değil. Özellikle 2'de görülen o volkanik sualtı volkanları
3, yine 3'te devam etti. 4'te de tabii belli bir volkanizma olayları söz konusu. Güneydoğu Anadolu'da yer alan Karacadağ çok geniş bir alana yayıldığı için kalkan şeklinde, ki yayılış alanı en geniş volkanımızdır. Bu da doğru bir bilgi. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı, 4 numaralı öncül olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar, bir videonun bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bu serinin yine devamı için bunlar bizim için değerlidir. Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar.